İstanbul kuruluşu itibariyle kavimler göçü sonrasında çözülen Roma İmparatorluğu'nun bir anlamda göçmek zorunda kaldığı yeni başkent olmuştur. Roma'dan İstanbul'a bir başkent göçü yaşanmış ve İstanbul bir imparatorluk başkenti haline bu suretle dönüşmüştür. Bu kadim şehir, göç olgusunun tarihin ve medeniyetlerin seyrinde ne ölçüde yer aldığını göstermesi bakımından da simgesel bir değere sahiptir. Şehirler, bizlere medeniyetlerin özünü, birikimini ve özetini sunan mücessem yapılardır. Tarihteki medeniyetlerin temsilcisi olan Roma, Pekin, İstanbul, Bağdat ve nice başka şehirler, son birkaç yıl içinde ortaya çıkan şehirler gibi, mesela New York gibi, esasen göçün yarattığı, zenginleştirdiği ve kalkındırdığı şehirlerdir. Öncelikle bu anlamda göç olgusu ile ilgili bakışımızı bir gözden geçirmekte fayda var. Bu bakımdan medeniyetler ve şehirlerin tarihi, göçü yıkıcı bir olgu olarak gösteren mevcut ön yargıların yanlışlığını da ortaya koymaktadır. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, Osmanlı'nın İstanbul'a hakim olması öncesinde İstanbul'da nüfusun azalması nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yavaşladığından bahseder. Şehrin eski ihtişamının kalmadığından, bu yüzden şehrin yeni hakimlerinin şehri imar edebilmeyi teminen İstanbul'a göçü teşvik ettiğini ekler. Ve bu çerçevede de sadece Müslümanlar değil, Hristiyanlar, sadece Türkler değil, Balkan kavimleri, Kafkas kavimleri, Orta Doğu kavimleri İstanbul'a doğru akmışlardır. İlk Ermeni patrikhanesinin İstanbul'da, İstanbul'a fetihten sonra gelen Ermeniler tarafından kurulmuş olduğunu görmek bile İstanbul'da göçün nasıl zenginleştirici bir vaka olduğunu ortaya koyar. Yine Anadolu'nun her yerinden gerçekleşen göçler İstanbul'da büyük bir harman oluşturmuştur. Onun için İstanbul'un bazı semtlerinin isminin Anadolu şehirleriyle aynı olmasının sebebi de budur. Ben de Konya'dan küçük yaşlarda İstanbul'a göçtüm. Çocukluk, gençlik, öğrencilik ve akademisyenlik yıllarımı burada geçirdim. Tarih bilincimi, insanlık bilincimi bu imparatorlukların baş şehrinde edindim. Sokaklarında dolaştım. Birçok kez vurguladım. Birçok hocalarımız olabilir ama en büyük hocamız İstanbul şehridir. İstanbul'dan öğrendiğim şeyler, İstanbul'da gördüğüm kültürel çoğulculuk bütün benliğimi, bütün hayatım boyunca, akademik ve siyasi hayatım boyunca etkilemiştir. Şehirler bize konuşurlar, ders verirler, öğretirler. Şehirlerin hakimi değil, talebesi olunur. İşte bu çerçevede de şehirleri anlarken